bakıyoruz. Evet, arkadaş. Sağ olun arkadaşlar. Efendim, bir saniye. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli konuklar, Türk Devletleri Teşkilatı Koordinasyonu'nda aileye bakarak çocuk büyümek, kara ağaca bakarak dal büyümek. Dünya benimdir diyenler, ecel aldı, yer gezdi, fani dünya. Çok teşekkürlerim. Bu bizden büyük etkinlik, bu iki bir çok. Buna bu 15. Mayıs Uluslararası Ayla Günü. Ana bu 19'unda Türkiye'de Ulu Atatürk Sport yani Genç Bayramı'nın arasında etkinlik gerçekleştirdi. Bunlar bu kutlu olsun, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Beslendiğimiz önemli bir aktör olarak görüyoruz. 15 yıl önce Nahçıvan Anlaşması'yla temelleri atılan bu teşkilat, bugün uluslararası arenada dikkatle takip edilen güçlü ve saygın bir platform haline geldi. Ve bugün bölgemizin huzur ve istikrarına önemli katkılar sunuyor. Eğitimden enerjiye, ulaştırmadan ticarete, kültürden sosyal politikalara kadar her alanda kurulan işbirlikleri ile kilit bir rol üstleniyor. Teşkilatımızın çatısı altında bir araya gelen ülkelerin liderleri tarafından yakın takip edilen tüm bu çalışmalar, Türk dünyasının ortak menfaatlerine hizmet ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını sadece Türkiye yüzyılı olarak değil, aynı zamanda Türk dünyası yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Aileyi konuştuğumuz bugün ne yazık ki aynı zamanda Filistin'de ailelerin parçalandığı bir zamana şahitlik ediyoruz. İsrail'in sivil yerleşim yerlerini hedef alan kasıtlı saldırıları sonucunda çocuk, kadın, on binlerce Gazze'li aile şehit edildi, yüzlercesi yok oldu. İsrail'in 6 aydır şiddetini artırarak sürdürdüğü işgaller karşısında Gazze'li kardeşlerimizi güçlü kılan Filistin davası olan inançlarıdır. Biz de Türkiye olarak bu haklı davanın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yaşam hakkını yok sayan, aileleri yok eden, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivilleri mağdur eden bu anlayışa bütün dünyayı Türkiye gibi sağlam bir tavır almaya çağırıyoruz. Kıymetli misafirler, devletlerimiz arasındaki işbirliğini, Türk dünyasının ortak mirasını bizden sonraki nesillere aktarmayı dünya barışı adına atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Atalarımızın da söylediği gibi, ailede birlik varsa hazineye ihtiyaç yoktur. Ve dahi ailenin huzuru, yurdun huzurudur. Yer ve gök şahittir. Aynı anneden, aynı babadan, hepimiz bir atadan, karındaşız, kardeşiz, kardeşiz. Yer ve gök şahittir. Biz büyük bir aileyiz. Türk Devletleri Teşkilatı'nı halklarımızın ekonomik ve sosyal standartlarını yükseltecek, bölgemizin huzur ve istikrarına önemli katkılar sağlayacak aile meclisimiz olarak görüyoruz. Aile meclisimiz, müşterek çabalarımız ile kurumsal yapısını sağlamlaştıran
ve üçüncü ülkelerin işbirliği yapmak istediği saygın bir teşkilat haline gelmiştir. 2021 İstanbul Zirvesi, 2022 Semerkant Zirvesi, ülkemizdeki deprem felaketinin ardından düzenlenen 2023 Olağanüstü Ankara Zirvesi ve 2023 Astana Zirvesi'nde somut ve önemli kararlar imza altına alınmıştır. Bu süreçte Türk dünyasında giderek güçlenen dayanışma gözler önüne serilmiştir. Ben burada bir kez daha geçen yıl yaşadığımız deprem afeti sonrasında yardımımıza koşan soydaş ve kardeş ülkelere, milletlere şükranlarımı sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olarak anayasal adıyla 2022 Semerkant Zirvesi'ne katılımıyla birlikte ailemiz daha da genişlemiş oldu. Burada da Sayın Bakanımızı görüyorum. Ona da hoş geldiniz diyorum. Türk dünyası 2040 vizyonunun rehberliğinde potansiyelimizden daha iyi şekilde faydalanabileceğimize, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendireceğimize inanıyorum.